Ayakları parladıyım. Her gelen siyasetçi bana ayakkabılarını boyatmadan buradan gitmez. Öyle mi? Ya. Ne olur peki? Tamam. Resim meşhur saat resim olabilir. Yani diyorsun her politikacı buraya geliyor. Evet. Gerçekten Davut Bey geldi, onunkine de boyadım. Güzel. Aldığım paralarda böyle bir şey yaptım. Onun altına yazıyorum, asıyorum. Dur bakalım seçimde açıklama yapacağım. Kim çok para veriyor? Şimdi çok bağlı kıyaslama. Allah, o zaman sizin açık olmayın. Bin beş yüz lira para alıyorum. Tamam, 1000 lira kira veriyorum. Elektrik, su da az bitti. Buradan almasam yava yava ekmek yiyeceğim ya çorba içeceğim. Ya muhalefet de Allah aşkına bu asgari ne? Bu yani yazık günah ya. Eğer bu insanlar çekmezse oylar tümüse hadi. Güzel, biraz bunu açıklama yapacağım. Kalkalım geç kalkalım. Tamam. Hadi eyvallah, eyvallah, sağ ol. İyiyim, var mı olsun? Çok önemli. Sağ ol, sağ ol. Şimdi ileride hatırlıyorum diğer bir sorum var tabii şeyde. Şehit yakınları ve gaziler arasında farklılıklar var. Onları giderilmesi lazım. Genel Başkanım, sizin bir de sözünüz var. Ben Ankara'daydım. Evet. Sizinle her yıl sıksın evet, görüşüyorduk. Arada bir yemek yaptık. Evet, pandemiden önce. Evet. Bu sağlık sorunları hakkında grup toplantısında da söylemiştiniz. Evet. Emekli milletvekilleri ne hangi haklara sahipse evet, evet. Şehit aileleri ve gaziler de o haklara sahip olmalı. Sahip olmalı. Öyle. Yok, bizim burada pek sıkıntı olmuyor başkanım da ben ilgilenmiyorum. Sorun olmuyor. Bu sıra kağıtın olması yani şimdi belli oluyor yani. Evet. Yoksa çok sıkıntılı olurdu yani. Eskiden bizim gemimiz geliyormuş Magosa'da 3 gün bekletiyorlarmış, içeri almıyorlarmış. Rahmetli Gecevdin Erdoğan o çıkartmayı yaptı. Şimdi her şeyi de bir hatırlıyorum. Kıbrıs'ta sizin kayıtlarınız var değil mi? Var. Vardır yani bilmiyorum da. Yani var, gazilerin var. Evet, Türkiye var, kökenli gazilerin gönderdiler, kayıtları gönderdiler. Kayıtlarının olması lazım orada. Madalya verdiler geçen sene. Kayıtları yani daha doğrusu ayrıca sizi resmen Kıbrıs vatandaşı ilave etmeleri lazım. Evet. Öyle bir şey yoktu. Gezmeye gittim başkanım. Yani. Neyse gezmeye gittiğiniz zaman da size saygı duymaları lazım. Bir şey duyuyor aslında. Yani. Şimdi müsaade edin. Nasılsınız? 80 senedir burada. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? 70 yıldır bu iş. 70 oldu. 70 oldu. Evet. Peki çocuklar da yetişiyor mu? Tabii canım. Onlar da devam edecekler. Yok bu işe değil. Onlar ayrı. Başka işe devam. Bir tane oğlum var. Bu arada hocam. İki tane de kızım. İyi, Allah bağışlasın. Onun şeye devam ediyor zaten genel başkan. Öyle mi? Evet, evet. Odamızın da başkan yardımcısı evet, olan güzel. Zamanda. Çok güzel. Evet. Çok mutlu oldum. Efendim hayırlı işler diliyorum. Şimdi müsaade edin. Güzel. Bence çok iyi yaptınız. Ürünlerin nereden alıyorsunuz daha çok? Türkiye'nin her yerinde var. İstanbul, Ankara, Ankara. İstanbul, Ankara, Konya. Şu an çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde olan ilk. Abi 19 yıllık çileden kurtarsaydım. İnşallah, inşallah. İnşallah. 2 yaşında çocuğum var. İşsizim bir aileyim ben. Evet. Neden biliyor musunuz? Bu hükümetten. Ben bu hükümete oy verdim. Evet. Ben bu hükümete bu annem de verdi, ben de verdim, kardeşim de verdi. Artık vermeyeceğiz. Evet. Artık vermeyeceğiz başkanım. Tamam. Bak ben ayrıyım. Eşimden ayrıyım. Neden evet. biliyor musunuz? İşsiz olduğum evet. için. Evet. 40 yaşından evet. 1000 gün sigortam yok. Evet. 19 yıldır bu parti iktidarda. Evet. Evet. 19 yıldır iktidarda. Beraber inşallah çözeceğiz. İnşallah. Beraber bakın çözeceğiz. Ben ne diyorum? Ben tamam. doğruyu söylüyorum tamam. genel başkanım. Tamam. Doğruyu söylüyorum. Evet, evet. İnce tabii. Benim 2 yaşında elbette. Çocuğum var Zonguldak'ta şu evet. anda. Evet. 2 yaşında. Evet. Ama evet. niye ayrıyım biliyor musunuz? Evet. İşsiz olduğum evet. için ayrıyım. Evet. Evet. Kimin evet. suçu bu? Bu devletin suçu. Evet. Yavaşça geriye doğru oluyorlar. Nerede şey var? Hepsini işe alıyor. Evet. Garibanlar bu memlekette eziliyor. 19 yıldır eziliyor. Evet. Yeter ki bizi buradan kurtarın başkanım. Bir şeyi unutma. Ben garibanların... Biliyorum başkanım. Tamam. Annemin de selam var. Aleyküm annemin selam. De selam var. Bak aleyküm benim selam. Annem 74 yaşında.
Git selam millet dedi. Eyvallah. Git artık yeter dedi. Eyvallah. Artık yeter dedi. Eyvallah. İnşallah. 19 yıl. İnşallah. Devam edelim. Müsaade edelim şimdi. Pardon. Teşekkür. Her zaman bekleriz. İnşallah. Şeref ederiz. Çok güzel bir dükkanınız var. Allah razı olsun. Gözleriniz güzel. İşlerinizin bereketli olmasın. Sağ olun. Allah razı olsun. Yarınız olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. En sevdiğin? En sevdiğin ders hangisi? O zaman bir daha tokalaşalım. Hadi bakalım. Çok güzel. Ederim. Çok mutlu olduk. Hoş geldin Kemal Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Sağ olun efendim. Bu asgari ücreti ne zaman yükselteceğim? Ben tekstilde çalışıyorum ya. Hem asgari ücreti umudumuz yükselteceğiz. Umudumuz sizde kaldı yani. Hem asgari ücreti yükselteceğiz hem vergi alacağız. Bir resim çekileyim patronuma tabii, göstereceğim tabii, seni. Tamam. Patronuna selam söyle ama. Oldu başüstüne. Yetkili yerlere gönderiyoruz ama bir tane de size vermek istedik. Biz bunu dillendiririz. İnşallah. Yani arzu ederseniz parlamentonun gündemine de taşıyabiliriz. Arzu ederseniz değişik illerde gene aynı işi yapan esnafla buluşarak da dillendirebiliriz. Bizim dillendirmemizin ötesinde sizin de bizim dillendirdiğimizi tekrar etmeniz lazım. Aynen öyle yani. Yani bir anlamda söylem birliği sağlamamız lazım ki bu işi çözmek durumunda olanlara çözdürtelim. Aynen öyle. Çünkü beklediklerinde çözülmüyor ama biraz böyle ısrarcı olduğumuz zaman mecburen çözüyorlar bizi. Evet. Emekliye iki maaş ikramiye dedik. Sayenizde oldu. Şimdi 3600 ek göstergeyi memura şeye vereceğiz. Sağlıkçıya, polise, öğretmene, imama. Bunlar da 3600 ek gösterge istiyor. Bunlara da ısrar edeceğiz verilsin diye. Sayenizde. Tabii esnafın büyük sıkıntısı var. Evet. Sizin bu süreçte aldığınız krediler var. Bankalardan veya esnaf kefalet kooperatifinden. Onların faizlerini silinmesi lazım. Faizlerini silinip ana paranın taksite bağlanması lazım. Evet Genel Başkan, bir de şey sorunumuz var. Burada yazıyor gerçi de. Bizler bu zor dönemde 1000 lirayla. 1000 lira bizim dükkan kiramızı ödemedi. Yok efendim tabii. Primimizi ödemedi. Vakfı primimizi ödemedi Genel Başkan. Biz bunların yerine bir ay ödemesiz 3 yıl ödemeli bir kredi talep ediyoruz. Yani hibe de istemiyoruz. Evet, tabii. Bizim esnafımızın nefes alması lazım. Yani alması lazım. 6 ayda nefes aldığımız lazım. İnşallah. 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 Göreceksiniz 6 ayda. İnşallah. Kaç çocuğunuz var? 3 tane sen şu anda. 3 tane. 3 tane. Ne yapıyorlar onlar şimdi? Onlar ikisi memur. Güzel. Yani elleri ekmek ediyor. Evet. Bize bir ihtiyaçları yok. İyi yetiştirmişsiniz. Siz de çalışıyorsunuz emek harcıyorsunuz. Evet ben de çalışıyorum emekliyim. Beraber. Bağkur'dan mı? Yok sigortadan. Sigortadan. Evet. Kaç lira alıyorsunuz aydın? 2007. Neyse siz. Değerli başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Saygılar ayaklarınızda sağ olun. Eyvallah. Ben Alek Bede'de. Eyvallah. Mehmet Ertekke köyünde. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Tabii şimdi ayakkabı tamiri falan pek yapılmıyor. Oluyor günayda. Ya işte yani eskiye göre değil. Benim eniştem sizin işinizi yapıyordu. Evet. O da ayakkabı tamir ediyordu. Arada bir yeni ayakkabı da yapıyordu. Evet. Bökşeli mökşeli bir şeyler yapıyordu. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Eskiden ökçe falan olurdu. Evet. Ayakkabılarda. Şimdi öyle hazır taban. Demir ökçe. Abi. Şimdi hazır taban. Evet. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz? Gayet iyiyim. Sizi merak ediyorduk. Kim geliyor diyordum. Ben de CHP'nin genel başkanı geliyor dedim. Evet. Siz de buraya geldiniz başkanım. Tamam. Kolay gelsin. Hayırlısınız olsun. Annelerimiz çalışamadığı için bizler çocuklarımızdan daha engelliyiz diye. Çocuklarımız nedeniyle bir kooperatif kurduk Sayın Başkanım. Üretim yapıyoruz. Bizim amacımız bağışlarla değil, kendi ürettiğimizle ayakta durmak. Kaliteli doğal ürünler üretiyoruz. Öğlen yemeği çıkarıyoruz birkaç esnafımıza. Daha çok reklamını yapamadık ama bu şekilde buranın döngüsünü sağlamaya çalışıyoruz. Annelere de bizler de şunu demek istiyoruz. Evet engelli çocuğum var ama ben para kazanıyorum. Evet. Ben ayaklarımın üzerinde durabiliyorum demek için bu kooperatifimizi kurduk. Bu... Var. 29 tane enstrüman çalan çocuğumuz da var. Örneğin Ömer adlı çocuğumuz da dolaşan. Ömer adlı çocuğumuz da dolaşan.
konuda gerçekten üstün yetenekli. Var bu gibi çocuklarımız. Var şu anda Çorum'da. Ben de çok duygulanıyorum, heyecanlanıyorum. İTÜ'yü İngilizce bitirmiş bilgisayar mühendisimiz var. Gerekli yerlerle konuştum. Çorum dedim, sahip çıkın. Çünkü İstanbul'dan gelmişler, Çorumlular. Polis emeklisi baba. Sağ olsun Milli Eğitim 95 puan almış. Rehberlik araştırmada inşallah istihdam edilecek bu çocuğumuz. Açık alanda da çekiliyor. Onlara bir yok diye gidiyoruz. Sadece özel eğitim konusunda. Valla yemek çok genişim, o yüzden katmerlerini sevdim de yiyemedim yani. Patlak yedim işte. Ömer'in dengi yok. Orası çok güzeldi yani. Ömer'in zekayı yok. Saat 3 gibi falan yedik yemeği, 2.30 gibi. Aynı dalda ilerleyen çocuklar, mesela matematikte. Kusurunuzu bakmayın, her şey çok güzeldi. Allah razı olsun. İyilik olsun. Evet. Şu anda da acilen tamam. Sayın Başkanım, İstanbul'u düşünüyormuş. Gel. Efe gülümse bak buraya bak. Gülüm iyi gösterir. Efe buraya bak. Efe buradayız. Teşekkürler.